Evet, hoş geldin Erdinç. Nasılsın? Sen bugün hoş ben geldin. Konuk edeyim seni bu kanala. Olabilir vallahi. Yaklaş vallahi. Aşkım ama yaklaş. Tamam. Bugün yengenizin misafiriyim. Neden biliyor musun Seçil? Neden vallahi bilmiyorum. Öylesine geldi içimden konuştum ben. İyi peki. Bugün seni fotoğrafçılıkta aydınlatacağım. Vay çok iyi. Benimle beraber herkes aydınlanacak. Ne mutlu. Ben Erdinç Omaç. Ben Seçil Omaç. Hayır, ben yenge. Kanalımızın yengesi. Bir dakika dur, yeniden. Ben Erdinç Omaç. Ben yenge. Fotoğraf çekmek olaya. Hoş geldiniz. Sevgili dostlar, az önce belki gırgır ettik gibi geliyor size ama gerçekten bu konuyu anladığınız andan itibaren fotoğraf çekme konusu. Fotoğraf çekme konusuna gerçekten bir aydınlanma yaşayacağınızın sözünü veririm size. Bu da nedir biliyor musunuz? Şimdi bozlama üçgenini biliyorsunuz. Üç ayağı vardır. İki tanesi makinededir. Enstantane ve ISO. Bir tanesi de lenstedir. O da diyafram. Şimdi fotoğraflarınızın iyi çıkmasının yüzde aşağı yukarı 70'i lensinizle kaynaklıdır. Ama daha da önemlisi diyafram ayarı. Diyafram ayarınızı doğru anlarsanız bu seferde net alan derinliğini algılamış olursunuz. Net alan derinliği aynı zamanda sizin lensinizdeki keskin nokta dediğimiz kavramı konusunda aydınlık yaşarsınız. Lensinizin keskin noktasını anlarsanız fotoğraflarınızın keskinliği konusunda aydınlanma yaşarsınız. Daha da önemlisi bokeh denilen olayın nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiğini anlarsınız. Anladınız mı? Sen? Anlıyorum artık yavaş yavaş. Peki tamam. O zaman sırayla gidelim. Sevgili dostlar, önce net alan derinliği. Şimdi net alan derinliği, siz fotoğrafı bir iki boyutlu bir kavram olarak düşünseniz de aslında fotoğrafınız üç boyutlu bir kavram. Ve bu net alan derinliği de fotoğrafınızın üç boyutuna etki ediyor. Yani ön alanı var, orta, şöyle çevirelim fotoğrafı. Ön alanı var, orta alanı var ve arka alanı var. Şimdi netlik tabii ki lensinizin sağladığı bir ya da odak lensinizin sağladığı bir kavram olsa da diyaframınızla o lensinizdeki o oda genişletmeye ya da daraltmaya yarayan bir kavramdır. Mantıklı geldi mi? Tabii. Güzel. Yani fotoğrafınızın ne kadar, yani odak noktanızın ne kadarının net olmasını istediğinize derinlik olarak karar verdiğiniz bir kavramdır diyafram. Bundan dolayıdır ki snapshot çekmek ile, yani fotoğrafınızla chat ya da işte fotoğraf makinenizin otomatik ayarıyla fotoğraf çekmek ile bu kavramı anlamak ve sanatsal fotoğraf çekmek arasındaki fark tamamen diyaframda yatar. Şimdi biraz daha derinlemesine gidelim. Şimdi örnek vermek gerekirse bazen topluluk, ya arkadaşlarınızla beraber bir yere çıkıyorsunuz ve fotoğraf çekiyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki bazıları net, diğerleri değil. Aynen. Çok yaşanıyor. Neden? Çünkü diyaframınızı yanlış ayarlamışsınız. Eğer ki hızlı bir lense sahipseniz, mesela bu bendeki en hızlı lens F2. Biliyorum ki hepimiz böyle hep F2'de çekmeye meyilleniriz. Oysa ki F2'yi her zaman kullanacağınız bir kavram olmamalı. F2 ancak bokeh'i yakalamak istediğinizde, yani arka alan bulanıklığı yakalamak istediğinizde kullanmanız gereken bir ayardır. F2 ile yan yanaki iki insanı bile zaman zaman doğru odaklayamayabilirsiniz. Özellikle biraz böyle duruyorlarsa, kime netlediyseniz o net çıkacaktır, öteki flu çıkacaktır. Halbuki siz F4'ten ya da F5-6 ile çekseniz bu iki insanı yan yana %100 net yakalayacaksınız. Çünkü net alan derinliğinizi çoğaltmış olursunuz. Şimdi net alan derinliği nedir? F2'de, yani en küçük rakamda çok sığdır. En büyük rakamda ise çok derinleşir. Yani rakam büyüdükçe net alan derinliğiniz derinleşmeye başlar ve daha çok alanı net, odak alanınızı net olarak algılar. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Topluluk resimlerinde özellikle belli bir derinlik varsa, söz gelimi bir masada bir fotoğraf çekiyorsanız, o zaman F'inizi daha ziyade 11'lere kadar falan ya da belki 16'ya kadar da çıkartmanız gerekebilir yani zaman zaman. Yani kalabalıksa mesela, onu mu demek istiyorsunuz? Tabii derinlik ne kadar artıyorsa buradaki rakamı da o kadar artırmanız lazım. Net alan, yani net yakalayabilmek için suratı. Ama tek bir portre çekiyorsanız ve yeterince mesafede
duruyorsanız, F2 ayarlarsanız, o zaman da yüzü netlersiniz, arka tarafı da flulaştırırsınız. Net alan derinliği bu sevgili dostlar. Bu anlattıklarımız topluluk için, ama bir tek topluluk meselesi değil ki bu. Bu net alan derinliği birçok fotoğrafınızı etkileyecektir. Hangi janrı, yani hangi fotoğrafçılık türünü yaparsanız yapın, manzara fotoğrafçılığında F2 ile çekeceğiniz ya da F4 ile çekeceğiniz fotoğraflar, eğer ki doğru odaklama yapmadıysanız mutlaka ön alanı flu çıkacaktır, net çıkmayacaktır. Yani obje ne olursa olsun mu? Tabii mesafe kat eden, eğer ki mesafenin içinde ön alanda da herhangi bir obje varsa, o ön objenin de net çıkmasını istiyorsan şeyini, yani diyaframını ona göre ayarlamalısın. Ha, insan olur, hayvan olur, o hiç önemli değil. Olur. Tabii tabii. Önemli değil. Tabii. Yani bütün alanı net ve derin yakalamak istiyorum. Bütün alanı net yakalamak istiyorsan en öndeki nesneden en uçtaki nesneye kadar, atıyorum ben, bir manzara çekiyorsunuz ve ana hedefiniz dağı çekmek. Ama ön tarafta da o kadar güzel bir bitki örtüsü var ki, o bitki örtüsünü netlemek istiyorsunuz. Okay. Bunu kusura bakmayın ama F2'yle yapamazsınız. Ya bitki net çıkacaktır eğer bitkiye odakladıysanız, ya da eğer dağa odakladıysanız dağ net çıkacaktır. Ama hepsinin net çıkmasını istiyorsanız o zaman benim size tavsiyem, manzara resimlerinizi F10, F11'in altında çekmeyin. Çünkü F11'den itibaren ve 3 metreden öteye, 3-4 metreden öteye eğer uzaklıktaysa, F11 ile beraber nereye odaklarsanız, ki nereye odaklamanız gerektiğini de ben birazdan göstereceğim size. O odak noktasında F11 ile en yakınından en uzağa kadar hepsinin bütün fotoğrafınızı net olarak yakalarsınız. Çok iyi, çok güzel. İlkokul çocuğuna anlatır gibi anlattı. Ben anladım mesela. Zaten burada seçil anlıyorsa tamamdır dedim. Hepiniz anlamışsınızdır. Tamamdır dedim. Gelelim mesela başka bir fotoğrafçı. Makro. Şimdi makro fotoğrafçılıkta siz zaten o kadar küçük bir nesneyi çekiyorsunuz ki, zaten sizin net alan derinliğiniz o kadar dar ki, onu daha da daraltırsanız inanın bana böceğin gözünü çeker, kanadını flu çıkartırsınız. Tabii. Yani makro fotoğrafçılık F2.8'lerle, hatta F4'lerle yapılmaz. Makro fotoğrafçılık en az F10, F13 hatta F16 varsa kameranız, eğer lensinizde F12'lere kadar çıkartırsınız onu. F12'de dahi o net alan derinliğini zaten çektiğiniz resim o kadar küçük ve o kadar dardır ki F12'de bile hayvanın çoğunu net yakalarken bazen kuyruğunu bile flu yakalarsınız F12'de. Makro fotoğrafçılıkta sakın, siz olun sakın, yani küçük rakamlı F değerlerini tercih etmeyin sevgili dostlar. Bu işte ayrı bir konu. Bölüm bölüm fotoğrafçılıkta benim anladığım her çekimin ayrı bir şeyi var. Nasıl çekilmesi gereken özellikleri var. Ya hayır, ona yine sen karar verirsin. Ona sen mi karar veriyorsun? Tabii, bak şimdi makro fotoğrafçılıkta sadece gözünü odaklamayı ve geri kalanı flu çıkartmayı da tercih edebilirsin. Ama en azından bunu bilerek yap. Tesadüf olmasın. Onu senin yaratıcılığına bağlı. İsteği istediğine bağlı. Şimdi diyaframı ve net alan derinliği kavramını iyice algılarsan, o zaman yani fotoğraf yaratıcılığın senin daha da yükselir. Sen o zaman istediğin gibi manipüle etmeye başlarsın bu net alan derinliğini. Anladım. Atıyorum ben, bir portre çekiyorsun. O kadar kuvvetli bir lensin var ki F1.0 gibi mesela. Göze odakladığın an ve biraz daha fazla yaklaşırsan burnu flu çıkar, kulakları neredeyse görülmez hale gelir. Gibi. Bunu bilerek yapmayı anlatıyoruz. Aynen öyle. Ben. Yani aynen öyle. Bilmeden yapılan bazı hataları mı diyelim? Daha doğrusu fotoğrafçı olmanız için bilmeniz gereken en önemli unsur. Daha doğrusu inanın bana, bir fotoğraf çekerken %20'si şu iki ayarsa %80'i bu ayardan geçiyor. Yani hem lensten geçiyor genel olarak. Çünkü vasat bir gövdede kuvvetli güzel bir lense sahipseniz çok güzel fotoğraf çıkartırsınız, eğer lensi doğru kullanmayı biliyorsanız. Bir kere daha kaliteli camdır, daha net ve daha keskin görüntü verir. Doğru diyafram ayarları, net alan derinliğini dengeleyebildiğiniz ve ayarlayabildiğiniz için tamamen hakim olduğunuz bir konu haline gelir. Ve birdenbire işte ne bileyim, yanlış anlamayın, cep telefonla çeken insanlar, ben ona saygı duyuyorum ama cep telefonu hiçbir zaman bu sebepten dolayı bir fotoğraf makinesinin sanatsallığını yakalama ihtimali oldukça düşüktür. Evet, ya, şimdi olmama. Biliyorum yeni kameralarda mesela bokeh efekti falan filan, ama ben bokeh efektini dahi buradan istediğim gibi ayarlıyorum. Ne kadar flu olsun, ne kadar az flu olsun, onu bile ayarlıyorum bokeh efektini. Gelelim bokeh efektine zaten. Yani bokeh efekti dediğimiz şey arka alan bulanıklığıdır.
Şimdi özellikle portre fotoğrafçılığında, ne bileyim güzel bir yakın çekim, close-up fotoğraflarda çok arzu ettiğiniz sinematik video çekimlerinde de çok önemli bir konulardan bir tanesidir. Hmm. Niçin? Çünkü arka alan ne kadar flu olursa öndeki süreyi o kadar öne getirirsiniz. Ama bunu da bilmek lazım. Hmm. Şimdi bokeh efektini sadece hızlı lensler mi yaratır? Ne bileyim ben, sadece f1 dörtlü lensler mi yaratır? Yok. Bokeh efekti ya da arka alan bulanıklığının aslında olayı ön nesne ile arka nesnenin separasyonudur. Yani Türkçesi nedir separasyon? Ayrıştırıcı, yani ayrıştırdığınız mesafedir. Bunu zaman zaman sadece diyaframınızın hızlı diyaframla daha çok flu alan yaratmak değil. Bazen telezoomlarla da bunu yaratırsınız. Mesela F50 milimetre, şöyle anlatayım ben size. Bokeh efektini genellikle geniş açılı lenslerle yakalayamazsınız. Geniş açılılarla yakalanmaz yani, bokeh. Yakalanır. Mesela F1 16 mm F1.4'te belli bir bokeh yakalarsın ama sürecin iyice dibine girmen gerekir o bokeh yaratmak için. Oysa ki mesela portre lensleri neden belli bir odaktan başlar, belli bir açıdan başlar. Bu genellikle full frame'lerde 50 mm ile 130 mm arasıdır ki Fuji filmlerde bu 35 ile 90 mm arasında. Yani mesafe midir önemli olan? Onu tabii. Mesafe ne kadar uzak ve diyaframın ne, yani o mesafeyle diyafram bütünlüğü zaten portre lensinde o arzu ettiğin bokeh yaratır. Söz gelimi bugün 35 mm f2 ile de çekersiniz ki o en baştır. Çok da güzel portre resimleri çekersiniz ama esas tavsiye edilen 50 mm ve üstüdür. Fuji filmde ne var? 50 mm f1 var. Ki ben çok tercih etmem çünkü F1'de çektiğiniz fotoğraf ön alanı arka alanı o kadar ayrıştırıyor ki arka alanda hiçbir şey görmüyorsunuz. Dolayısıyla nerede bulunduğunuzu, neyi çektiğinizi bilmiyorsunuz. Tamam, stüdyoda bu istediğiniz bir efekt olabilir ama günlük günlük hayatta bunu da çok da istemezsiniz. Atıyorum ben, Sultanahmet'te arkanızda sütunu çekmek istiyorsunuz ama sütun görünürse güzel olur, flu olsa daha iyi. Hafif görünse tabii daha güzel. Dolayısıyla yani 50 ve 56 lens arasında önceliğim benim 56 mm f1.2'dir. Onda dahi ben f1.2'yi pek kullanmam ve f2'nin altına pek çekmeyi sevmem. Ama benim en çok sevdiğim lenslerden bir tanesi 90 mm f2'dir ki onunla müthiş bokehli harikulade portreler yakalayabiliyorsunuz ki full frame'de aşağı yukarı 120 küsür yani 130'a yakın milimetrelik bir efekt yaratır. Yine de burada tercihler konuşuyor değil mi? Ama bu tercihleri bilerek yapmak. Elbette. Bunu anlatıyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada yani ben size bir şey söylemek istiyorum. Böyle dinliyorum falan ama gerçekten ben her seferinde yanındayım da bu kadar teknik bilgiye sahip değilim ha. Aynen sizin gibi dinliyorum ben de. Sadece eşlik ediyorum. Şimdi zaten şu anda ben seçili öğretmeye çalışıyorum. Siz çaktırmayın. Ama arada siz de istifade ediyorsunuz. Yani öyle bir şey oluyor. Yani ne kadar olsa onun kadar profesyonel şekilde elimi alıp da çekim yapmadığım için bugün öğreniyorum, yarın unutuyorum ben. Şimdi fotoğraf makinenizin otomatik konumu var ya, otomatik konumu genellikle sizin bokeh efektinizi falan hesaba katmaz. Hangi ayarlarda en optimum fotoğraf çekerime bakar. Eğer o optimum nokta onun için 5.6 ise arkadaki bokeh umurunda değildir. O 5.6'ya ayarlayacaktır kendine. Otomatik diyafram ayarladığınız zaman. O yüzdendir ki ben hani en kötü ihtimalle eğer bir tanesini otomatik kullanacaksam hızlı çekimlerde, sokak fotoğrafçılığına falan, genellikle bunu ISO'yu otomatiğe bırakırım ve şeyi enstantane, ama asla ve asla diyaframı makineye teslim etmem. Diyafram bende, yani diyaframın hakimiyeti bende olmak zorundadır. Evet. İşte çok sevip öğrenmek böyle bir şey. Yani ne kadar ilgiliyseniz o kadar çok öğreniyorsunuz. Ne kadar benim gibi yanındaysanız bile bu kadar öğreniyorsunuz. Yok, sen benim kadar zaman harcamadığın için. Aynen, aynen. Şimdi bu da başka bir konu getiriyor. Evet, demek ki çok çekmeniz lazım. Evet. Çok yanılıp yanılgınızın nerede olduğunu araştırmanız ve öğrenmeniz lazım sevgili dostlar. Benim seçim. Her işte olduğu gibi bana göre yine bunda da pratik çok önemli. Sadece pratik değil, biraz kafayı yoracağım, mantığını anlamaya çalışacağım. Anlamaya her şeyin olduğu gibi fotoğrafçılığın da bir mantığı var. O mantığı yakaladıktan sonra zaten kimse önüne geçemez. İstediğin aynen gibi fotoğraf. Ondan sonrası seni biraz hayal gücüne yaratıcılığına bağlı. Yaratıcılığına bağlı. Aynen öyle. Tabii, güzel. Ha bir de gelelim lensin o sweet spot dediğimiz keskin noktasına. Her lensin böyle en keskin olduğu bir yer vardır. Çok başarılı lensler de dahil olmak üzere. Ve bu genellikle
söz gelim eğer şu lensin en küçüğü F2, en büyüğü F16 ise ve her bir rakam da bir stopa tekabül ediyorsa, mesela F2, bir F2'den sonra bir stop F2 8'dir. Bir ışık stopu. F4 ikinci stoptur. F6, F8, F11 ve F16'dır burada stoplar. F2'de ortada genellikle orta netlikte çok bir sorun olmaz ama o kenar netliklerinde bayağı fark görürsünüz. F2'deki netlik ile F4'teki netlik arasında, kenar netliği arasında ciddi fark vardır. Bu lensin şimdi iki stop, bir kere ne yapacaksınız? Keskin noktası aşağıdan ve yukarıdan ikişer stoptan sonra başlar. Bu lens için F4'ten itibaren başlar, F8'e kadar devam eder. Genellikle en keskin noktası da şu iki nokta arasındaki noktadır. Bu da bu lens için 7.1'dir. Bir F2'de çektiğim karenin özellikle köşelerine indiğiniz zaman köşelerde ne kadar yumuşak kaldığını göreceksiniz. Bu F2.8'de de aynı şekilde geçerli. Diğer taraftan size anlattığım gibi F11'de de o yumuşaklık tekrar baş gösteriyor. Ve F16'da da aynı şekilde. Size daha önceden de anlattığım gibi F7.1'de de bu lensin sweet spot'u, yani keskin noktası olduğunu gördüğünüzde kenarların da gayet keskin, ortanın da en keskin noktasına ulaştığını göreceksiniz zaten. Evet sevgili dostlar, bu yeni bilgiler doğrultusunda lensi anlamak, diyaframı anlamak demek. Diyaframı anlamak net alan derinliğini, lensinizin keskin noktasını ve bokeh efektini anlamak demek. Bu da aslında açıyla anlamak ve doğru lens seçimi demektir. Vallahi sevgili dostlar, hoşuna gitti mi seçim bu içerik? Vallahi çok gitti, hem de biraz anladım yani dostlar. Umarım size faydalı olmuştur ve değer katmıştır. Eğer hak ediyorsanız beğenme butonuna, hala abone olmadıysanız basalım lütfen. Abone neye basalım? Abone ol butonuna basalım. Abone ol butonuna basalım sevgili dostlar. Çünkü sizin sayenizde bu büyüyen aileyi daha da geniş bir kitleye yaymaya ve bu içeriklerin daha süratli bir biçimde bu kitleye yayılmasını sağlıyor. Faydalı buluyorsanız ve buna hak ettiğimi düşünüyorsanız lütfen bunu yapın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Vallahi şimdilik huzurlu kalın. Sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Ben Yenge. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.